Avrasya Hospital'in katkılarıyla hazırlanan Şifa Kapısı başlıyor. Haftalar Şifa Kapısı programıyla karşınızdayız. Bugün çok özel bir günü, 24 Kasım Öğretmenler Günü. Tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun diyoruz ve bu programımızı taçlandıran çok özel bir konuğu bugün ağırlıyoruz. Avrasya Hospital'dan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Hüseyin Uğurlu bizlerle birlikte. Kendisi genel cerrahi alanındaki teşhis ve tedavi alanında dünden bugüne neler değişti bilgilerini kendisinden öğreneceğiz. Değerli hocamıza hemen hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Ben de Öğretmenler Günü nedeniyle tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Onlar bizim yetişmemizde çok büyük emekleri olan insanlar, evet. Müstesna insanlar. Büyüklerin ellerine öpüyorum. Bizden küçük olanlara da sevgilerimi sunuyorum. Evet. Genel cerrahi uzmanıyım. Genel cerrahide neler yapılıyor, nelerle uğraşıyorsunuz derseniz. Hemen sormuş olalım hocam. Evet, birçok hastalıkların teşhis ve tedavisiyle uğraşıyoruz. Bunları yaparken de tabii önemli cihazlar kullanmak gerekiyor. Evet. Genel cerrahinin konuları nelerdir derseniz, öncelikle bütün vücutta olan yaralanmalar, travmalar, doğuştan problemler veya enfeksiyon problemleri veya evet. tümöral problemler, bunlarla vücudun dışında içinde birçok organların problemleriyle genel cerrahi uğraşıyor. Evet. Evet. Cildimizdeki problemlerle uğraşıyoruz. Guatr'la uğraşıyoruz. Lenf bezleriyle uğraşıyoruz. Meme hastalıklarıyla uğraşıyoruz. Karın içinde olan hastalıklar, mide ülserleri, mide iltihapları, kanserleri, bunlarla uğraşıyoruz. Safra kesesi hastalıklarıyla, safra yolları hastalıklarıyla uğraşıyoruz. Karaciğerin hastalıklarıyla uğraşıyoruz. Kistleri, tümörleri veya safra yollarının yine tıkanmasına bağlı hastalıklarla. Sindirim sisteminde ki bir takım organlarla, yani pankreas, bağırsaklar, ince bağırsak, kalın bağırsak, bunların hastalıklarıyla uğraşıyoruz. Apandisit genel cerrahinin konusu. Yine bağırsak tümörleri, kolon tümörü, ince bağırsak tümörleri bizim konumuz. Alanımıza giriyor, evet. Yine karın fıtıkları, kasıklardaki fıtıklar, göbek fıtığı, mide fıtığı gibi alanlarla uğraşıyoruz. Yine makat bölgesinin hastalıkları bizim konumuz. Hemoroidler olsun, fistül, fissür gibi hastalıklar yine bizim konular. Bunlar daha sayılabilir. Evet. Bu şekilde bunların hem teşhisini yapmak hem de tedavisini yapmak gibi bir görevimiz evet. var. Bunu sürdürüyoruz. Evet, neler kullanıyorsunuz? Neler kullanıyoruz? Evet hocam. Neler kullanıyoruz? Yani bir kere teşhis tabii çok önemli. Günümüzde ciddi cihazlar teşhis vasıtası olarak hekimlerin imkanlarına sunulmuş oldu. Ve özellikle görüntüleme sistemleri bizim eskiden hani açarız bakarız diye olayları neredeyse ortadan kaldırdı. Bunların en önemlilerinden ultrason, çok basit ve kolay uygulanabilen bir metot, görüntüleme metodu. Karın ultrasonu yapılabiliyor, meme ultrasonu yapılabiliyor, tiroid ultrasonu yapılabiliyor. Birçok dokuların ultrasonu yapılabiliyor ve burada da gelişen yine teknolojilerle, görüntülemelerle ve bu alanda yetişmiş uzmanlarla çok doğruya neredeyse %100 yakın sonuçlar alabiliyoruz.
Bunun bazen desteklenmesi gerekiyor. Nelerle? Bir koyalım hocam. Evet. Yönetmenim uyarıyor. Telefonlarımız anonsumuzdan itibaren gelmeye başlamış. Evet. Sık sık telefonlar da alalım hocam. Tabii. Hem de birlikte sohbet edelim dilerseniz. İlk telefonumuza hemen merhaba diyelim. Duyabiliyor musunuz efendim? Alo. Evet. Buyurun, duyabiliyorum. Hemen sizi tanıyalım. Hoş geldiniz Şifa Kapısı programına. Ben Metin Altınçizme. Evet. Doktor Bey'e göbek katı ameliyatı olmuştum ben. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra tekrar ameliyat olduğum yerin üstünden tekrar bir şişkinlik oldu. 2 senedir o şişkinlik duruyor. Kemer takıp bastırarak böyle idare ediyorum. Acaba zararı oluyor mu diye sormak istiyorum. Evet. Öncelikle geçmiş olsun. Göbek fıtığı sık görülen hastalıklardan biridir. Ve ameliyatla tedavisi olur. Anlaşılan tekrar sizde nüksetmiş. Nüksetmesinin sebebi bazen karın kaslarının, karın duvarındaki güçlü yapının zayıflaması olabiliyor. Ağır kaldırmak, zorlamak gibi nedenler nüksetmesine sebep olabiliyor. Bir de yapılan ameliyatta da bazen greft kullanılabiliyor, bazen kullanılmıyor. Dolayısıyla %3-5 de olsa, %1-2 de olsa nüksetme ihtimali olabiliyor göbek fıtığının. Tekrar en güzel tedavisi ameliyattır. Ameliyat çok uzun bir ameliyat olacağını düşünmüyorum. Yani bir 15-20 dakika ya da yarım saat uyumayla o sorun çözülür diye düşünüyorum. En doğru, en kesin sonucu da ameliyatla almak mümkün. Belki greft konmamışsa bu defa greft koyma gereği duyulabilir. Geçmiş olsun diyorum. Doktor Bey bir şey daha söyleyeyim. Tamam. Korse takıyorum, acaba onun bir faydası veya zararı olur mu? Ya korse şöyle, yani genişlemesini biraz engeller, destek olur dışarıdan. Onun bir zararı olmaz, faydası olur. Çok teşekkür ederim. Ama aniden çıkar, boğulur, ederse, çok ağrı yaparsa o zaman acil ameliyat gerekir. Tamam. Çok teşekkür ederim. Güle programlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam sık sık telefonları izninizle bugün almak istiyorum. Çünkü alanınızın branşları çok önemli tetkik ve tedavi anlamında. Evet. Telefon öncesi de teşhis ve tedavide kullandığımız cihazlardan bahsediyorduk. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ultrasonu söyledik. Yine genel cerrahide teşhis için çok kullanılan ve iyi sonuçlar aldığımız MR görüntüleme sistemi. MR'da da birçok yumuşak dokuları ve karın içi organlarını, dokuları, safra yollarını çok iyi görüntüleyebiliyoruz, görüntülenebiliyor. Daha doğrusu bu işi radyoloji bölümü, radyologlar tarafından yapılıyor. Bizler sonucuna bakıyoruz fakat bazen onların görüşlerinden de destek alarak, bazen de bizzat görüntüleri inceleyerek teşhislerimizi tamamlıyoruz. Mesela bir eğer safra yollarında bir şüpheli bir durum varsa sadece ultrasonla safra kesisinde taş var demek yetmiyor. Eğer hastanın öyküsünde bir sarılık geçirmiş, idrar koyulaşmış veya kuvvetli ağrıları olmuş ise bazen buna safra yollarının görüntülenmesi de ilave edilmesi gerekiyor. Bunun için MRCP dediğimiz MR'la koledok ve safra yollarının görüntülenmesi mümkün olabiliyor. Veya bir pankreastaki lezyonun daha iyi değerlendirilmesi, yani kist mi, tümör mü, hangi damarlara yakın ameliyatla bu tümör çıkarılabilir mi? Veya bir başka diyelim karaciğerde bir tümörün yayılımı söz konusu, metastazı. Ama bu bir metastaz mı yoksa bir hemanjiyom mu veya bir kistik kitle mi? Bunları ayırt etmek için de yine gerek MR gerek bilgisayarlı tomografi sık kullanılan teşhis cihazlarından. Tabii endoskopiler de önemli. Endoskopi dediğimiz gastroskopi, kolonoskopi gibi içeriye
ışıklı bir kamerayla giriliyor. Midenin içindeki lezyonlar görülüyor veya 12 parmak bağırsağı içindeki lezyonlar görülüyor veya ERCP diyoruz, safra yollarında görüntülemek mümkün olabiliyor. Safra kanalındaki bir taşın varlığı tespit edilebiliyor, bir tümörün varlığı tespit edilebiliyor. Gerekirse biyopsi alınabiliyor veya oradaki taş düşürülebiliyor. Bunlar da hem teşhis hem de tedaviyi birlikte yapmak gibi bir durum oluyor. Evet. Evet. Yani evet. Şimdi hocam anladığım kadarıyla siz teşhis ve tedavi anlamında Avrasya Hospital olarak önemli bir teknolojiyle iç içe sistemleri de içeriye getiriyorsunuz diyor ama yönetmenim uyarıyor izninizle cevabını alacağım hocam. Hemen telefonumuzu alalım. Duyabiliyor musunuz efendim? Alo. Alo. Hoş geldiniz Şifa Kapısı programına. Merhabalar, iyi günler, iyi sabahlar. Sağ olun, buyurun. Günaydınlar hocam, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun siz. Ben Allah razı olsun, saygılar, hürmetler. Birkaç gün önce ben de ameliyat oldum. Daha dün evime geldim. Geçmiş olsun. Allah razı olsun, şimdi sizi ekranda görünce çok mutlu oldum, çok hoşuma gitti. Atif Yıldırı Tatra Kütesi'nden dolayı problemim vardı, şikayetim vardı. Evet. Sizlerin sayesinde sağlığıma kavuştuğum için ve sizleri ekranda görünce çok mutlu oldum. Bu vesileyle de tekrar size ve ekibinize teşekkür etmek ihtiyacı hissettim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Tekrar geçmiş olsun sizin diyorum. Sizin hastalarınızdanmış hocam. Evet. Peki. Geçmiş olsun diyorum. İnşallah başka bir sağlık sorunu yaşamazsınız. İyi çalışmalar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler. Sağ olun. Sağ olun. Hocam hekimlerin en büyük mutluluğu olsa gerek tedavi ettiği hastalarıyla bir şekilde buluşmak, tedavi sonrasında sizi ekranda gördüm diyor beyefendi ve evet. Sonrasında teşekkür evet. Etmek için arıyor. Gerçekten evet. Bizleri de mutlu eden. Elbette mesleğimizin zor tarafları var ama mutlu olduğumuz çok zamanlar da var. Bunlar da hastalarımıza bağlı. Yani mesleğimizi yapıyoruz ama iyi sonuçlar aldığımız zaman hem hastalarımız hem biz mutlu oluyoruz. Onların da mutlu olduklarını, şifa bulduklarını gördüğümüz zaman daha çok mutlu oluyoruz. Bize zamanı geliyor, çiçekle, çikolata gelenler de oluyor. Ama her şey de her zaman elimizde değil. Çünkü amansız hastalıklarla da karşılaşıyoruz. Bazen o kadar kritik durumda geliyorlar ki, diyelim ki kurtulma şansı belki %10'dur. Ama karşınızdaki insan sizden %100 tedavi bekliyor. Yani bunu da her zaman yapabilme şansınız yok. Ama %10 da olsa eğer bir tarafta ölüm varsa bir tarafta da %10 şansla kurtulma varsa siz o %10 şansı kullanmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Ama sonuçta bazen sizin de istemediğiniz kötü sonuçlar da karşınıza çıkabiliyor. Bunun için de tabii eğer hastalarımız evet, bizi, evet. Yakınları bizi anlayışla karşılayabilirse biz bu mesleğimizi yaparken yani daha büyük bir şevkle, huzurla, istekle yapmaya devam edeceğiz. Ama şöyle söylüyorum yani doktorların da motivasyona ihtiyacı var. Bu motivasyonu da bize hastalarımız gerçekten veriyor. Şimdi onlara teşekkür ediyorum. Şimdi 40 yıllık meslek hayatınızdasınız hocam. Hem hekimliğiniz var hem hastane yöneticiliği. Şimdi sizin sözünüzden yola çıkaraktan izninizle gitmek istiyorum. Şimdi acısı da var bu meslekte, tatlısı da var. Evet. Hani mutluluğu da paylaşıyoruz ama acı işin içine girdiği zaman keyifsiz evet. Haberleri hasta yakınıyla ya da hastayla paylaşmak çok kritik bir süreç olsa gerek. Evet, gerçekten öyle. Her hasta bizim için önemli. Bazen de öyle oluyor ki bir yakınınız oluyor, bir arkadaşınız, dostunuz oluyor ve sonucu siz ondan önce öğreniyorsunuz. Ve bu sonuca dayanarak da yani belki karşınızda hastanızın istemediği bir açıklamada bulunmak zorundasınız. Belki onun kadar siz de zorlanabiliyorsunuz. Yani ben bunu nasıl izah etmeliyim ki karşımdaki insan bir anda yıkılmasın ve onunla beraber ortak bundan sonra da bir çözüm üretebilelim. Evet. Yani yapılacak ne varsa. Yani bunların hepsini bir doktorun veya bir kişinin bilmesi
mümkün olmayabilir. Onlar da başka alanları ilgilendiren taraflarıyla ilgili başka doktorlardan da görüş alabilir. Yani o aşamaları birlikte beraber yürütmek gerekiyor. Bunlar da önemli. Yani bir kanser hastası siz teşhis koymuş olabilirsiniz. Ameliyatını da yaparsınız ama sizden sonra da onun bir takım önlemleri gerekiyor. Mesela ışın tedavisi yapılacak. Işın tedavisi yapan kim? Radyoterapi uzmanı. Onun görüşü devreye girecek. Veya medikal onkolog devreye girecek. Evet. Veya siz ameliyatı yapmışsınız, sonuç daha net değil. Patolog devreye girecek. Yani birçok insanlarla, birçok hekimlerle bu işin en doğru kararını vermeniz lazım. O karara göre de ondan sonraki aşamaları planlayıp tedavisini yapmanız gerekiyor. Evet. Şimdi telefon öncesindeki sorumu hocam tekrarlayayım. Şimdi Avrasya Hospital'ın özelliği kalp ve kanser alanında iddialı olması ve ilk ruhsatlı onkoloji merkezinin bulunması. Evet. Şimdi anladığım kadarıyla da teşhis tedavi anlamında da son sistem teknolojileri takip ederek de evet. hastanenizde her branştan her alana uygun cihazların hastane bünyesinde bulundurmanız hastaların tedavi aşamasında evet. daha kolaylıkla sağlıklarına kavuşmasında bir etken olsa gerek evet. diye düşünüyorum. Şimdi bu hizmetlerin en iyi şekilde yürümesi için mutlaka bir hastanenin fiziki yapısı da önemli. İçindeki cihazlar evet. da önemli. Kadroları, hekimleri, hemşireleri, sağlık personeli hepsi bunlar önemli. Gerçekten de yani referans bir hastane olmak, önerilen bir hastane olmak ve önerilirken de iyi sonuçlar verebilen, beklentilere cevap verebilen bir hastane olmak önemli. Bunun için Avrasya Hospital gerçekten her türlü cihaz yatırımına, kadrolarına önem vermiştir. Elemanlarının eğitimine önem vermiştir. Onkolojide yani belki bir hastane açacak parayı bir alete verebiliyorsunuz. Ama bunu da yapmanız gerekebiliyor. Niye? Daha iyi hizmetler verebilmek için. Şu an mesela Linac diye bir radyoterapi cihazı mevcuttu. İkincisini koyuyoruz. Daha üst düzey, daha seri, daha hızlı hizmet verebilecek şekilde bir cihaz. Hastalarımız bunun yanında tedavi tabii, görecek. Evet. Mesela 128 kesitli tomografimiz var. Bununla anjiyografi yapılabiliyor. Sanal anjiyo, dijital anjiyo dediğimiz. Normal anjiyoyla farkı nedir diye soracağım ama izninizle evet. hocam telefonumuz varmış. Hı. Yönetmenimiz uyarıyor bekletmeden hemen Hı. kendilerine alo diyelim. Duyabiliyor musunuz efendim? Alo. Alo. Hoş geldiniz. Şifa Kapısı programındasınız. İyi günler. Yeni zor düşürdüm. Merhaba, ben Sibel Karaçakır. Buyurun. Alo. Duyuyoruz Geliyor efendim. Mu? Duyuyoruz sizi. Merhaba. Merhaba. Ben Sibel Karaçakır. Evet. Size bir sorum vardı hocam. Zatürre'yi yakalanmamak için neler yapmalıyız? Evet, zatürreyi yakalanmamak için. Gerçi tabii çok sık görülen hastalıklardan biri benim konumun dışında. Ama yine de şunu söylemek lazım. Zatürre akciğerlerin, solunum sisteminin iltihaplı bir hastalığıdır. Akciğerlerin hastalığıdır. Yani halkın arasında hani üşütmeden bahsediyoruz ya. Vücudun direnci kırılıyor, mikropları solunum yoluyla alıyoruz. Bunlar daha çok yapıyor. Ama bunun yanında zayıf kalma, kötü beslenme, vücudun enfeksiyonlara karşı direncinin düşmesi, bunlar da tabii hastalığın kolay oluşmasına neden olabiliyor. Her zaman, her yerde akciğerlerimize gidecek mikroplarla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla yani banyo yapıp dışarıya ani çıkmalarda üşütmelerimiz söz konusu olabilir. Çabuk hastalıklara yakalanabiliriz. Daha doğrusu mikroplara yenik düşebiliriz. Bu gibi durumlarda üşütmemeye dikkat etmek lazım. Düzgün giyinmek gerekiyor. Terli terli çıkmamak veya hemen banyo yapıp çıkmamak gibi. Bir de
çok kalabalık ortamlarda bulunmamak, temiz havanın olduğu ortamlarda olmak ve küçük bir bronşit, nezle, grip gibi bir durumlarda da hemen onların tedavisini yaptırmak gerekiyor. Hatta mısınız Sibel Hanım? Ya. Duyabiliyor duydunuz. Duydunuz. Evet. Peki geçmiş olsun teşekkür diyelim. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet hocam, bu aralar grip, nezlenin yanı sıra zatürre ile ilgili de yaygın bir toplumda şikayetler, sizin bahsettiğiniz konulara değinmedik, korunmadıklarından dolayı demek ki vücut direncini düşürdüğü zaman, bir de bu kapalı alanlar ve mevsimsel geçişlerine çok etkisi oluyor diye mutlaka, düşünüyorum hocam. Tabii böyle bir mevsim ve kış mevsimi solunum yolları, enfeksiyonları ve zatürre artar. Evet. Şimdi hocam sizin hastanenizden yola çıkarak ben gitmek istiyorum. Evet. Kalp ve kanserde iddialı olduğunu söyledik ama özellikle kalp rahatsızlığı ve kanser gittikçe yaygınlaştı. Çağın hastalıkların başında diyebiliriz. Evet. Obezite aynı zamanda. Şimdi anjiyo 122 kesit. 128. Evet 122, 28 kesit. BT anjiyo ile normal anjiyo arasındaki fark nedir de izleyicilerimiz evet. sorabilir. Neler söyleyeceksiniz hocam? Hastalarımız, izleyicilerimiz ona bir isim takmışlar. Evet. Diyorlar ki telli telsiz. Yani tel dediği kateter gönderiyor evet. kasıktan veya koldan. Kalbe kadar gidiyor. Kalbin içine ve kalbin damarlarına geliyor. Oraya bir ilaç veriyor. İlaç verdiği an görüntü monitörde gözüküyor. Evet. Onları video çeker gibi seri bir şekilde onların hareketlerini de göstermek üzere çekimler oluyor. O çekimler arasında teşhis olarak o kan akışı o damarlardan düzgün oluyor mu? Yani yoluna düzgün gidiyor mu? Bir yerde tıkanıyor mu? Hı hı. Yani gitmesi gereken bir yere gidebiliyor mu? Gidemiyor mu? Bunu net bir şekilde gösteriyor. Yani hareketiyle gösteriyor. Ve bir de mesela telli dediğimiz yani anjiyo kateterle yapıldığı zaman aynı zamanda öyle bir darlık bulurlarsa bu darlığı genişletebiliyor, balon yapıyor veya oraya stent koyabiliyor. Stent oraya koyduğu zaman, açıldığı zaman genişletiyor damarı ve içinden düzgün kanın geçişini sağlıyor. Onları tabii öyle ince şeyler ki evet. bir onları da kısa sürede 10-15 dakikada bitirebiliyorlar. Yani onun çapını ölçüyor. Hangi çapta bir stent koyacak edecek. Bunları görüntüde hemen hesaplanıyor bunlar. Yani böyle elle melle değil. Hemen o alanı hesaplıyor ve ona göre bir stent oraya yerleştirebiliyorlar. BT anjiyo dediğimiz dijital anjiyoda normalde yine ilaç damardan verilebiliyor veya kalbin damarların bütün organları bir anda böyle 2-3 saniyede tarayabiliyor cihaz, bütün vücudu. Siz kalbi inceleyeceksiniz, sadece kalbi alıyorsunuz, kalbin diğer dokularını silebiliyorsunuz, önündeki kemikleri silebiliyorsunuz. Yani bir düğmeye basıyorsunuz, kemikler kalkıyor. Göğüs kafesinin üzerindeki dokular kalkıyor, yumuşak dokular. Kalp ortada kalıyor. Sonra da kalbin etrafındaki damarları göstermek için bir de onun programları var. Tabii bunların yazılımları çok önemli. O yazılıma göre yine dokunuyorsunuz, sadece size damarların görüntüsünü veriyor. Damarların nerede daraldığını, nerede daralmadığını orada görebiliyorsunuz. Ve bunlar da daha kolay, buna non-invazif, yani girişim sıkıntısı veya eziyeti olmadan hastaya yapılan işlemler olduğu için, yani herhangi bir yerine bir şey batırma, kesme, şu bu olmadığı için non-invazif, hastanın daha tercih edebileceği bir metot gibi gözüküyor ve bununla da birçok böyle anjiyo yapmanın güçlükleri olan vakalarda veya normal kontrollerde bunu tercih etmek mümkün. Kişiyi tercih edebilir oluyor. Evet. Peki sizin hastanede iki sistemde uygulanabiliyor. İki sistemde uygulanabiliyor. İki sistemde. Evet. Peki hocam şimdi
15 yıllık bir hastane. Evet. 22 bine yakın doğum gerçekleşen bir hastane. Bir hastane. Evet. Çalışanından tutun hekimlerine kadar çok zor bir çalışma. Neden? Evet. Çünkü memnuniyet derecesi en önemli olan meslek gruplarının içinde evet. yer alıyor. Şimdi bence hekimlik evet önemli ama karşı taraftaki hastaya sağlık aslında sunuyorsun. Sunuyoruz. Ve memnuniyet derecesi en zor olan bir evet. durum. Hekimin hastayla ilişkisi de çok önemli. Psikolojik anlamda güven ve rahatlatma tedavisine yol anlamında hocam neler söyleyeceksiniz? Gerçekten hani 15 yılda 22 bin çocuk dünyaya geldi hastanemizde ve bir şehir demektir bu. Kesinlikle. Bu hastaların bize duyduğu güven ve memnuniyetten dolayı olabilecek bir şey. Bundan tabii biz de memnunuz ama her şeyin yolunda düzgün gitmesi de çok önemli. Bunda doktorlarınızın, hemşirelerinizin, ebelerin başarıları da önemli. Verdikleri hizmette hep hasta memnuniyetini ön planda tutmaları önemli. Buna dayanarak tabii tekrar gelip ya da bir başkasına tavsiye edip yani hastanın yönlendirilmesi de önemli. Aslında insanlar evet. tabii hizmet alırken karşısında yani bir güven duyması gerekiyor. Beklediği hizmeti alabileceğini tahmin etmesi gerekiyor. İyi diyaloglar bulması gerekiyor. Kolay ulaşması gerekiyor. Uzun süre hekimiyle irtibatının hastaneyle irtibatının devam etmesi gerekiyor. Bütün bunlar önemli. Ve sizin de yaptığınız işin her zaman iyi, daha iyi, daha iyi, daha iyiye gidecek bir nedir? Birlikte büyümek, ekip olması çalışması. Gerekiyor. Evet. Şimdi hocam aslında sizin çalışmış olduğunuz kurumda kapıdan içeri giren ve sorumlu olan herkesin işine sahiplenmesi evet. Büyümeye daha çok artı diye düşünüyorum. Evet. Çünkü çaycısından tutun da güvenlik görevlisinden hekimlerine kadar aslında ekip çalışması. Evet, gerçekten öyle. Yani bunun için tabii hekimler normal eğitimlerini üniversitelerde alır, uzmanlıklarını üniversitede alır. Onun dışında akademik kariyerlerini üniversitelerde yaparlar veya devlet hastanelerinde yapmış olurlar. Yani bunun için bir diploma şart, ebe için diploma şart, bilmem hemşire için şart. Ama sadece bunlar da bazen yetmiyor. Çalıştığı kurum içinde kendini geliştirmesi, bir takım eğitimlerle desteklenmesi bunlar da çok önemli. Biz yine kurumumuzda eğitimlere de önem veren bir kuruluşuz. Belli periyotlarla gerek doktorlar kendi aralarında bir takım çalışmalarını sunmak, arkadaşlarla paylaşmak gibi belli aralarda toplantılarımız var. Mesela tümör konseylerimiz var. Veya diyelim ki kardiyoloji ile ilgili konseylerimiz olabiliyor. Ve müşterek kararlar alınabiliyor. Müşterek tedavi veya yardımcı destek teşhis planlamaları yapılabiliyor. Bunların hepsi kurum içinde gelişmeyi arttırıyor. Ona göre ihtiyacımız olan cihazlar ilaveten alınabiliyor, desteklenebiliyor. Hemşirelerimizin eğitimi destekleniyor. Ebelerimizin veya hosteslerimizin bile eğitimleri destekleniyor. Veya diğer destek hizmetlerinde çalışan arkadaşlarımızın mesela bir muhasebe bölümünde bile işlerin düzgün ve hızlı yürümesi için bir takım eğitimler, çalışmalar mutlaka yapılıyor.
Evet, basına da yansıyan hocam sizin her çarşamba belirttiğiniz gibi onkoloji konseriniz var. Cuma günleri de her branştan hekimlerin ve çalışanlarınızın katıldığı bilgi paylaşımı olan konseyler basında yer alması. Aslında uzmanlık var ama öğrencilik devam ediyor. Devam ediyor. Yani dergilerimizde burada önümüzde de bazı dergilerimizi görüyoruz. Evet. Hastanemiz açıldığı günden beri periyodik olarak dergileri çıkarılır. Ve burada tıbbi konular yazılır. Onun dışında mesela kanserle ilgili tek başına bir yayın çıkarılabilir. Hemen gösterelim kanserle ilgili sayımızdan. Yönetmenim gösterebiliyoruz. Evet, ekranda gözüküyor sanırım. Yine mesela diyabetle ilgili bir yayınımız. Böyle çeşitli periyotlarda da değişik hastalıklarla ilgili yayınlarımız oluyor. Bunu doktorlarımız güzelce konularını inceleyerek, kendilerini ilgilendiren taraflarını ele alarak vatandaşımızın, halkımızın bilgilenmesini, hastalıklar hakkında bilinçlenmelerini arzu ediyoruz. Ve bu yayınlarımız da sürekli düzgün bir şekilde oluyor. Evet. Bunun yanında bildiğiniz gibi Şifa Kapısı Şifa da, Kapısı adı altında, evet. Ve Tek Rumeli ile yürüttüğümüz bir program Pazartesi günleri. Evet, yine halkımıza bilgilendirme adına. Doktorlarımızla televizyon aracılığıyla onları buluşturup hastalarımızı istedikleri soruları sorup cevaplandırmaya çalışıyoruz canlı yayında. Evet hocam, şimdi her branştan ekip çalışması olsa gerek. 3 ayda bir çıkan dergilerinizi tekrarlayayım ben. En çok okuduğum dergiler arasında, çünkü ücretsiz hastaneden ulaşılabilecek, adreslerin verildiği takdirde evlerine bile kargo yapılabilecek şekilde çalışma sürdürdüğünüz bir sağlık hizmeti. Şimdi hocam, sağlık sektöründe Türkiye çok önemli bir noktada. Avrasya Hospital aynı zamanda öyle. Şimdi dilerseniz sağlık sektöründe dünden bugüne biraz kıyaslama yapmak isterim hocam. 40 yıl öncesinden bugüne, öğrencilikten buralara kadar neler değişti onu konuşalım. Daha sonra hastanenizin farkı, biz kanser, kalp olarak diyoruz ama diğer hastanelerden farkını bir uzman ağızdan dinlesek neler söyleyeceksiniz? Evet, sağlık turizmi ülkemiz için önemli. Bu, ülkemizin sağlıkta önemli bir seviyeye geldiğini gösteriyor. Gerçekten yıllar önce ülkemizden birçok hastalar tedavi, teşhis ve tedavi için yurt dışına gidiyordu. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal kalp ameliyatı için yurt dışına gitmişti. Göz ameliyatı için yurt dışına gitmişti. Ama şimdi binlerce kişiler yurt dışından ülkemize geliyor. Ve Türkiye'deki hastanelerin de önemli bir kalitede hizmet verdiklerini biliyorlar. Gerek otelcilik hizmeti, gerek sağlık hizmeti yönünden iyi bir seviyede olduğunu biliyorlar. Çok şey değişti. Neler değişti? Eskiden çok az özel hastane vardı. Şimdi 500'e yakın özel hastane var Türkiye'de ve hemen hemen birçok vilayette artık özel hastaneler var. Türkiye'de hizmetlerin %35'ine yakınını özel hastaneler yapıyor. Ve bu özel hastanelerin yaptığı hizmetler de hep nitelikli hizmetler. Birçokları da sigorta hastalarına, Bağkur hastalarına, devlet memurlarına, bunların çoğu bakıyor, hizmet veriyor. Ve yaptığı bu hizmetten de açık söylemek gerekirse çok önemli değil. Cüzi bir SGK'dan ödemelerle yapıyorlar. Yani o rakamlarla işin içinden çıkmak hemen hemen mümkün değil. Ama hastalarımız da ek ücretler veriyor. Ek ücretler alınıyor. Ancak bunların yine önemli bir kısmı tekrar devlete vergi ve KDV olarak dönüyor. Yani Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin bu %35'ini özeller verirken belki SGK'nın bütçesinden 6 milyar 7 milyar gibi bir
para çıkıyor. Ve bu paranın önemli bir kısmı da geri vergi olarak alınıyor. Veya 200 bine yakın istihdam var. Doktoru, hemşiresi, diğer çalışanları. Bunların vergileri, sigorta primleri tekrar devlete dönüyor. Yani milli bütçeye geri dönüyor. Ve devletin üzerine önemli bir yük olmadan dönüyor. Aslında sistem ülkenin artık vazgeçilmez bir sistemi. Bir taraftan da yurt dışından gelen hastalara da bu şekilde hizmetler verildiği zaman ülkemiz daha cazibe merkezi, dünyada daha tanınır hale geliyor. Ve gelenler sadece sağlık hizmetinden dolayı burada bir para bırakmıyor. Aynı zamanda birçok alanda, otel hizmetlerinde, yiyecek içecek hizmetlerinde veya işte tekstilde, satın almalarda, birçok alışverişlerde ülkemize para da bırakıyorlar. Ama daha önemlisi ülkenin biraz değerini de arttırıyorlar. Yani ülkemizdeki sağlık hizmetinin iyiye gitmesi böyle. Özel sektörün bu alanda gelişmesi önemli olmuştur. Hemen hemen birçoğunda çok önemli cihazlar, aletler mevcuttur. Otelcilik hizmetleri üst düzeydedir. Neredeyse 5 yıldızlı otel konforunda hizmetler veriyorlar ve iyi yetişmiş personellerle veriyorlar. Bu ülke için son derece bence gurur önemli. Evet, evet, önemli. Hastane olarak hocam, ilk hastane mimarisi olarak inşa edilen hastane grupları arasında diyebilir miyiz? Evet, tabii. Evet. Yani eskiden özel hastane dediğimiz zaman daha çok yani herhangi bir binayı alıp çevirebiliyordunuz, hastane yapabiliyordunuz. Ama işin esasında da yapı önem katsayısı 1,5 olan, yani normalde aynı binayı belki iş yeri yapsanız, bir otel yapsanız, konut yapsanız, bir şey alınacaksa yapı önem katsayısı burada 1,5. Yani çimentosu da 1,5 kat, demiri de 1. Statiği daha güçlü ve kuvvetli yapılıyor. Evet. Ve ona göre mimarisi ayarlanıyor. Hastane olarak projelendirilip yapılabiliyor. Bizim hastanelerimiz, gerek Avrasya Hospital olsun, gerek Çamlık Hastanesi olsun ve yeni yaptığımız, şu an devam eden hastanemiz olsun, temelden, baştan hastane olarak düşünülerek planlanmış, projelendirilmiş hastaneler arasında. Evet. Peki şimdi Gazi Osman Paşa'daki, evet, yeni yerinizden çok kısa bahsetmek gerekirse, yönetmenim uyarıyor, telefon var ama birazdan alacağım. Şimdi bu Avrasya Hastanemizin ikincisi olarak diyebilir miyiz, şube olarak? Şube olarak Avrasya ismini taşıyacak ikinci bir hastane. Bir de tıp merkezimiz var tabii, Bayrampaşa'da. Evet. Avrasya Tıp Merkezi diye. Şimdi yapacağımız hastane ikinci Avrasya Hospital olacak. İlk hastanemiz Bakırköy'de Çamlık Hastanesi. Orası 56 yatak olarak yapılmıştı. Burası 135 yatak, 17 bin metrekare Zeytinburnu'ndaki hastanemiz. Gazi Osman Paşa Küçükköy'de yapılan da 31 bin metrekare, yani daha büyük hastane yalanlar olacak. Evet. Daha nedir, muayene odaları daha geniş alanlar ayrılmış durumda. Bekleme yerlerine daha geniş alanlar ayrılmış durumda. Koridorları aynı şekilde. Otopark imkanları daha rahat, daha geniş bir şekilde olacak şekilde tasarlandı. İnşallah 2015'te hastalara şifa dağıtmaya devam edecek. Evet. Peki burada Zeytinburnu'nda konumlandırdığınız hastane kalp ve kanserde ön plana çıkıyor tedavi anlamında. Evet. Orada da devam mı olacak, yoksa farklı bir branş ön plana çıkarmayı düşünüyor musunuz?
Şimdi tabii her şeyi biz biraz da hastalarımız için yapıyoruz. Yani hastalar bizi bir yere götürüyor ya da hastalarımızın yakınları. Onların taleplerine göre biz de çıtamızı ayarlamaya çalışıyoruz. Evet. Daha yükseklere taşımaya çalışıyoruz. Her zaman daha yükseklere taşımaya çalışıyoruz ve daha iyi önlemler alarak daha iyi hizmetleri nasıl verebiliriz diye çalışıyoruz. Ama gerçekten Zeytinburnu'nda Avrasya Hospital birçok branşta hizmet verebilen, iyi kalitede hizmet verebilen, altyapısı, cihazları, kadroları düzgün olan bir hastane. Yine en az onun kadar olmak üzere bir hastane. Her ne kadar yatak sayısı daha fazla olsun istiyorsak, metrekaresi daha fazla olsun istiyorsa, en az onun kadar da hizmette de kalitede de en sınır az onun kadar olsun diyoruz. Evet. Şimdi hocam notlarıma bakıyorum sizinle program öncesi hazırlıklarımda. Şimdi ben kalp ve kanser üzerine çok duruyorum. Neden? Çünkü İstanbul'da, Türkiye'de de önemli hastaneler arasında yer alıyor. Ve çağın programın başında dediğim gibi obezite, kalp, kanser hastalıkların başında çok yaygın bir şekilde devam ediyor. Şimdi siz konumuzun ortalarında demiştiniz ki linak cihazımız kanser tedavisine çok etkili ama yeni bir cihazımız geliyor. Tiroloji diye ben basında okudum. Evet. Tiroloji'yi biraz detaylandırırsak hocam özellikleri nelerdir? Hastalar ne gibi fayda sağlayacak? Hem de müjdeli haber vermiş olalım kanser tedavisinde sizin hastanenizde. Tercih eden hastalarımızın konfor açısından diyelim mi hocam daha iyileşmeleri açısından? Yani daha seri, daha kısa sürede ışın tedavileri daha güvenli bir şekilde yapılacak bir sistem oluşturuluyor, kuruluyor. Montajı bitmek üzere bugün yarın biter neredeyse. Bütün ön hazırlıkları yapıldı. Cihazımız şu an ekranda geldi. Da sanırım yönetmenimiz gösteriyor hocam görüntülere. Konseyinizden sanırım. Evet. Bu proseslerin akışıyla ilgili, bu konseyimizle ilgili, evet. Tümör konseyiyle ilgili yine onkoloji bölüm yaptığımız proseslerin bahsettiğiniz cihaz da bu mudur hocam? Geçtik gerçi bir önceki. Olabilir, evet. Bölüm branşlarını dediniz hocam. Bölüm eğitimler oluyor. Evet. Yani diyelim ki radyoloji nasıl çalışacak? Onkoloji nasıl çalışacak? Evet. Orada kimin görevleri nedir? Hı hı. Ve bu görevlerinin bilincindeler mi? Tekrar bunları işte girdileriyle, çıktılarıyla, etkileşimleriyle tekrar masaya yatırarak konuşuyoruz. Ve hizmet akışı çok önemli. Kesinlikle. İş akışı çok önemli. Sadece hatalar insanlardan kaynaklanmıyor. İş akışlarından da kaynaklanabiliyor. Bazen bir yerde yapılmış hata başka hatalara zincirle sebep hata, olabiliyor. Evet. O bakımdan herkesin hatasız bir şekilde işini yapıp öbür tarafa devri gerekiyor. Her bölümde diyelim ki hasta ameliyathaneye giriyor ama ameliyattan çıkıştan sonra devri, ameliyata gelene kadar devri, yatışta bir işlemler devri, bütün bunların düzenli yürütülmesi gerekiyor. Evet. Linac cihazımız bu. Montajı yapılıyor. Ne zaman hizmete başlayacak hocam? Şimdi, start mı vereceksiniz? Bugünlerde TAEK'te gelecekler. Gerekli incelemelerini de yaptıktan sonra biz cihazımızı hastalarınızla buluşturacaksınız. Şimdi hocam şöyle bu cihazla ilgili çok basında sizin yazılı ve görsel basında paylaştığınız haberler üzerinde 3 tedavinin birleştirici özelliği olduğunu duymuştum. Doğru mudur hocam? Yani 3 cihaza girmektense tek cihazda tedavilerini sonlandırabilecekler. İşte yani onu işte diğer cihazlarda işte diyelim ki simülatörde ayrı bir işlem, ana cihazda ayrı bir işlem. Bu gibi işlemleri bir araya toplanmış vaziyette bu sürelerden hastalarımızın avantajı olacak. Tabii bunlar da ayrı bir ekibin işi. Kesinlikle. Onlar bu işi
O şekilde biz onlara bu aletleri alarak oradaki hocalarımıza emanet ederek çağın gereği olan evet. bu cihazları oraya koyarak hizmetlerimizin daha iyi yürümesini sağlamakla görevliyiz. Evet. Evet. Şimdi hocam yönetmenim uyarıyor. Son 15 dakikanın içerisinde olduğumuzu birçok soru var ama hocam ismini vermeyen izleyicimiz kolonoskopi ve endoskopi tedavileri hakkında korkuları varmış. Evet. Doğru doktorumu buldum ama evet. endişelerimi hocam aydınlatırsa evet. yenebilirim diye reciye sorusunu bırakmış. Tamam. Zor bir işlem midir hocam kolonoskopi, endoskopi? Şimdi tabii hastalarımız korkuyor ama aslında yaptıranlar da çok eskiden yaptıranların biraz daha farkında ifadeler vermeye başladıklarını tahmin ediyorum yeni yaptıranların. Çünkü bir sedasyon sağlanıyor evet. ve hasta herhangi bir şey duymuyor. Ve gastroskopi dediğimiz zaman mideyi tetkik ediyor. Mideden bazen yapılabilecek bir tedavi, bir yabancı cisim çıkarılması veya bir biyopsi alınması veya bir polip şeklinde bir lezyonun alınması gibi işlemleri tedavi olarak da yapabiliyor. Veya bir özefagus distalinde mideyle birleştiği yerdeki darlıkları balon yapılarak genişletmeler yapılabiliyor. Kolonoskopide yine aynı sedasyon yapılıyor. Yani biraz hasta uykuya tam uyku demeyelim ama biraz uyumaya meyilli hale getiriliyor. Ve ağrılarını duymuyor. Önceden bağırsak temizliği hazırlığı yapılıyor. Yine bunda da kalın bağırsak içinde yani bir kanama var mı, bir yara, tümör, lezyon var mı, bir ülser var mı, bir polip var mı, bir divertikül var mı, bunlar görülebiliyor. Mesela polipler rezeke edilebiliyor, alınabiliyor. Kanayan bir yer icabında koterize ediliyor veya siklerozan madde enjeksiyonuyla durdurulabiliyor. Ve böylece net bir teşhis ve yapılacak tedavinin planlaması için bir hazırlık yapılıyor. Kolonoskopiden de korkmasınlar, gastroskopiden de korkmasınlar. Zaten yapılırken de doktorlarımız, oradaki hemşirelerimiz gerekli bilgiyi de veriyorlar. Mutlaka bir enjeksiyon bile yapılsa kendine göre az çok bir takım riskleri oluyor ama bunlar tabii tedavi veya teşhis için yapılanların yanında çok nadir şeyler olduğu için bu tür tetkikleri ve tedavileri engelleyecek bir risk kabul edilmiyor. Peki evet. ikisi aynı anda yapılabilen bir işlem midir evet. diye gelinen İkisi önce, aynı evet. günde yapılabilir. İkisi de. Evet. Hazırlığı yapılırsa ikisi de aynı günde yapılabilir. Evet. Peki hocam yönetmenim diyor ki çok özel bir telefonumuz var hattımızda evet. ama yavaş yavaş ben toparlamadan önce Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Evet. Öğretmenler Günü'ne ilişkin mutlaka evet. Mesleki hayatınızda evet. aileden sonra hayata hazırlayan en önemli öğretmenlerimiz diyorum evet. ben. Çok emekleri var. Evet. Buradan tüm öğretmenlerimize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz ama bugün programımızı taçlandıran evet. öğretmenlerimiz adına sizsiniz. Evet, sizde birçok anılarınız vardır diye düşünüyoruz. Evet. Öğrencilik yaşamınıza doğru böyle gitsek evet. Neler bizimle paylaşırsınız? Evet. Hatırınızda kalan birbirinden değerli mutlaka öğretmenlerimiz vardır ama en çok iz bırakanlardan desek evet. neler söyleyeceksiniz? Gerçekten öğretmenlerin hayatımızda evet. çok önemli roller olmuştur. Evet. evet. Benim de evet. benim de öğretmenlerimle ilgili önemli Hı? anılarım var. Ve bunlardan evet, evet. hocam. Yani birçok öğretmenimle anılarım var. Evet. Ama ortaokul öğretmenim evet. Ben devreye gireyim o zaman hocam. Evet. Ortaokul öğretmeninizi biz bulduk. Eşinizin evet. desteğiyle Eczacı hanımefendi Nermin Uğurlu evet. hanımefendimize çok teşekkür ediyoruz.
Hüseyin Uğurlu Hocam'ın arkasındaki destekçi aslında çok özel bir isim. Ayla Hocamız, Nermin Hocamız sizin hayatınızda çok özel isimlerden biri. Nermin Hanım'la sık sık biz görüşüyoruz ama sizin sayenizde hocam tanışma şansına eriştik. Ama telefonda Ayla Hocamızla tanışma fırsatını biz bugün sizlere sürpriz yaparak da hem size de hem bizlere de bu güzel günde anı kalması anlamında çok özel bir anı paylaşmak istedik. Ayla Hocam hatta mısınız? Evet. Hüseyin Hocam bugün bizlerle birlikte sizin 1963'lerde mi yanlış olmasın hocam notlarımızda ilk öğretmenlik yıllarınızda atamanız olduğu dönemlerde ilk öğrencilerinizden Hüseyin Hocam doğru mudur? Evet. Sizi biz öğretmenimiz olarak değerli hocamla birlikte baş başa bırakalım. Neler yaşayacaksınız? 1963'ten bugüne bir nostalji yaşatalım hocam size. Söz sizlerin. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Hep severek yaptığım öğretmenliğimin ilk yılında Yücehan Lise'in 1963-1964. Evet. Orta üçüncü sınıftaydı. Evet. Çok sakindi. Öğrenmeye çok meraklıydı. Çok çalışkandı. Evet. Böyle dikkatimi çekti. Evet. Onu çok sevdim. İlerlemesi gerekir. O, iyi okuması gerekir düşüncesindeydim. Evet. Hatay'ın dört yol ilçesinde de henüz lise yoktu o zaman. Evet. Liseyi Mersin'deki ailemin yanında okuması için önce liseyini sonra ailesini ikna ettim. Evet. Liseyi Mersin'de bitirdi. Biz Hüseyin'le abrak kardeş olduk. Evet. Sonra tıp öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Onun büyük bir azim ve çalışma disipliniyle adım adım hak ettiği yükselişi beni ve aile olarak da hepimizi çok hem de pek çok onurlandırıyor. Onun başarılarından her zaman kıvanç duyuyorum. Onun başarılarının artarak devamını biliyorum. O her şeyi hak eden bir insan. Çok kadir şinas. Aramızdaki bağ her zaman başlangıçtaki gibi devam etmekte. Onu çok seviyorum. Eşimi de öyle. Evet. Bugün o kadar çok duygulandım ki. Hocamızın resmi, Ayla Hocamızın resmi olması lazım arkadaşlar. Hem az önce Türkiye'de evet görmüş olsun. Evet. Her zaman gurur duyuyoruz. Evet. Her zaman. Artık ben çok duygulandım tabii de. Evet, ben oraya girmek zorunda kaldım hocam. Evet. Onun için çok bu gibi durumlarda konuşmakta zorluk da çektiğim ama oluyor. Ama kolay değil hocam. Evet. Yani çok özel bir anı hep birlikte yaşıyoruz. Evet. Ve sizi keşfedip... Bu da benim ilk canlı yayınım. Yani canlı yayına ilk kez çıkıştım. Ben de son derece heyecanlıyım. Evet. Hem böyle bir konumda çıkıyor olmak, bir öğrencimin, bir ilk öğrencimin beni duygulandıracak şu dakikaları hiçbir şeyle ölçülecek gibi değil. Evet. Çok mutluyum. Ben tabii öğretmenimsiniz ama ben size hep abla dedim. Evet. Öğretmenlik bittikten sonra hep ablalığımda abla olarak da devam etti. Çünkü ben ailesiyle beraber 3 senem geçti. Kardeşi Mustafa benim ortaokuldan da okul arkadaşımdı. Mustafa'yla biz tabii zaman zaman öğretmenimizin de evine giderek beni biraz öyle de tanımış oldu. Ama öğretmenimin beni ilk tanıması bir gün yani bir yazılı. Yazılının sonunda yani biliyorum soruların hepsini ama yetiştiremedim. Evet. Dedim ki hocam ben pardon o zaman hocamız... Hoca tabirimiz yoktu tabii. Evet. Öğretmenim. Ben bunların hepsini biliyorum. Ama şu an burada yetiştirmem mümkün değil. Evet.
Siz de yazılıları topluyorsunuz. Herkesin önünden alıyor. Son ben bir satır daha yazayım diye bekliyorum. Geldi başımda bekliyor. Ben biliyorum deyince o zaman gel dedi. Aldı beni öğretmenler odasına götürdü. Ve sonuç olarak da bana tam bir not geldi. O zaman notlarımız 10 üzerinden oluyordu ve 10 geldi. Ve ondan sonra sınıf zaten tanıyordu beni. Yani başarılı bir öğrenciydim. Ondan sonra hocamız ama daha da... Eli ağırdı. Çok yazması böyle şimdi ağır oluyordu. Gerçekten yetiştiremediği için. Evet. Konuşmam da yavaştır ve okumam da yavaştır. Yani ben diyelim ki 15 sayfayı okuyorsam bir başka arkadaşım 60 sayfayı okuyor, 50 sayfayı okuyor. Evet. Yani böyle roman mama okurduk. Arkadaşım 2 günde bitirirdi. Ben 4 günde bitiremezdim ya da 5 günde bitiremezdim. Aynı şeyleri okuyorduk. Evet. Fakat okuduğumu iyi anlamak isterdim. Yani konuyu iyi anlayayım ki ben bundan bir şey anlayayım gibisinden. Böyle yalnız bir de benim reaksiyon zamanım da uzun. Bunu daha sonra fizyoloji dersinde reaksiyon zamanı diye bir ölçüm yapılıyor. Yani bir şeye bir cevap vereceksiniz. Ne kadar sürede, ne kadar kısa sürede cevap veriyorsunuz uzun sürede. Benimki normalin biraz daha uzunu çıkıyordu. Onun için okullarda çok zaman yetiştiremediğim sorularım imtihanlarda böyle oldu. Ama şükür ben Hatay Dört Yol'da gerçekten o zaman ortaokul var, lise yoktu. Evet. İskenderun veya Adana'da okumam gerekiyordu. Ama hocamız, öğretmenimiz o zaman hem ailemle görüştü hem benimle de görüştü. Ve siz dedi Mustafa ile beraber, kardeşi Mustafa ile beraber Mersin'de ailemin yanı da müsait, orada birlikte okula gider gelirsiniz ve orada okuyabilirsin. Mersin Lisesi de çok iyi bir lise. Evet. Gerçekten. Ben de en azından hocam da böyle düşünüyorsa, öğretmenim de böyle düşünüyorsa böyle yapmalıyım diye düşündüm. Ama yine de biraz ailemle de bir konuşayım. Bu nasıl olur? Tabii insan... Bir de yük olmak da bazen istemiyorsunuz. Yani bir yerde yük olacaksınız gibi de düşünüyorsunuz. Ama anneni babanı ikna etmek için de ben sizin eve gittim. Onlarla durumun ciddiyetini konuştum. Yani gerçekten bunu benim istediğimi özellikle belirttim. Onlar da madem istiyorsun o zaman gitsin okusun dediler. Evet. Böylelikle seni Mersin'e annem senin yanına gönderdim. Evet. Evet. Ben, çok da güzel oldu. Evet. Kesinlikle. Benim eşim Nermin derdi ki kayınvalidim işte Dört Yol Şubesi Mersin Şubesi. Mersin Şubesi. Yani gittiğimiz zaman hem Dört Yol'a hem Mersin'e de uğrardık. Evet. Rahmetli oldu Fatma Hanım teyze. Evet. Çok muhterem bir insandı. Evet. Evet. Ayna öğretmenim, iyi ki keşfetmişsiniz değerli hocamızı, genel cerrahi uzman operatör doktor Hüseyin Nurlu hocamızı. Dünyaya Türkiye'yi tanıtan isimler arasında kendisi, bizlerin de gurur kaynağı. Biz size çok teşekkür ediyoruz değerli hocamız. Bizim de gurur kaynağımız. Evet. Onu da çok mutluyum. Evet, evet. Hepimiz çok gurur duyuyoruz kendileriyle. Ben sizin adınıza da tüm öğretmenler gününü kutluyorum ve değerli hocamıza sizin adınıza da çiçeğimizi takdim etmek istiyorum uygun görürseniz. Ben çok mutlu olurum. Çok mutlu olurum. Evet. Sevgiyle kucaklıyorum. Evet. Hocam bu çiçek size gitsin. Yani tüm öğretmenlerimize. Tüm öğretmenlere gitsin. Evet. Onlar bunu hak ediyor. Daha şeyler, daha iyi şeyler hak ediyorlar. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet. Sizler de her şeyi hak ediyorsunuz. Evet. Allah yolunuzu açık etsin. Teşekkür ederim. Aylin Öğretmen hem sizin adınıza tüm öğretmenlerimiz adına Hüseyin Hocama çiçeği takdim ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler, saygılar sunuyoruz. İyi ki ben varsınız. Ben teşekkür ediyorum. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Zeki abime de saygılar, hürmetler.
Pınar'a, Özgür'e, Mustafa'ya aynı şekilde saygılar sunuyorum. Uzun ömürler, sağlıklı ömürler diliyorum. Evet, evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki programımızı taşlandırdınız. Öğretmenler Günü'nde sizi ağırlamak bizler için şeref oldu. Onurlandırdınız bizleri. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim bu fırsatı. İyi ki varsınız ve oldu. Çiçeğimizi ben tüm öğretmenlerimiz adına size taksim etmek istiyorum hocam. Evet. Lütfen kabul buyurunuz. Ben de değerli öğretmenlerimin elinden öpüyorum. Evet. Onlar her şeye layıklar diyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Birlikte kapatalım dilerseniz hocam programı. Evet, evet. Bir saatlik Şifa Kapısı Sağlık Programı'nda sizlerle birlikte olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Tekrar 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz ve son sözü size bırakalım hocam. Evet, ben de öğretmenlerimin tekrar ellerinden öpüyorum. Onlara saygılar sunuyorum, sağlık sunuyorum, sağlıklı olmasını diliyorum. Genç öğretmenlerin de Öğretmenler Günü'nü yine kutluyorum. İnşallah onlar da çok iyi nesillerin yetişmesinde değerli katkıları olur. Öğretmenler Günü kutlu olsun diye. Peki. Herkese mutlu haftalar diliyoruz. Allah'a ısmarladık. Avrasya Hospital'in katkılarıyla hazırlanan Şifa Kapısı sona erdi.